Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay.
Bugün programa Rodopların Bülbülü olarak bilinen Kadriye Latifova'dan dinlediğimiz bir türküyle programa başladım. Elinde Kirez Dali. Latifova 1928'de Bulgaristan'da Hasköy'de dünyaya gelmiş. 1953 yılında henüz 25 yaşında Hasköy'deki tiyatroya katılmış. 2 yıl sonra 1955'te Ali Şim'in Kaşları Kare türküsüyle ünlenmiş. Güzel sesiyle kısa zamanda tüm Bulgaristan'da insanların ilgisini, sevgisini kazanmış. 1962 yılında 34 yaşında bir trafik kazasında hayata veda eden Kadriye Latifova'nın 500'e yakın halk şarkısını seslendirdiği ve bunlardan 200'e yakın şarkıyı kaydettiği biliniyor. Kadriye Latifova'yı önümüzdeki günlerde arşivimde yer alan türkülerinden örnekler dinleyeceğimiz bir programda ayrıca anlatmak istiyorum. Bir gazeteci, yazar abim vardı, Adnan Genç. İşte gazete yazılarında özellikle adı henüz duyulmamış genç ve yetenekli müzisyenleri yazılarıyla gazeteye taşıyordu. Benim de radyoculukta en önemli destekçimdi Adnan abi. Geçtiğimiz aylarda ne yazık ki onu kaybettik. Adnan abiyi bir kez daha sevgiyle ve özlemle anmak istiyorum. 10 Ağustos onun doğum günü ve o gün Adnan abi için bir program yapmayı da düşünüyorum. Adnan abi her programa bir biçimde destek verirdi. Ben de yazılarında söz ettiği genç müzisyenleri programda konuk etmek istediğimi ona söylemiştim. Çok mutlu olmuştu. İşte isimleri peş peşe sıralamaya, benimle tanıştırmaya başlamıştı. Sayesinde çok iyi, yeni genç sesler tanıdım. Bu seslerden bir tanesi Mihrap Eski Ocak'tı. Onu daha önce programıma konuk etmiştim. İşte Feyruz şarkıları dinlemiştik. Ağustos ayında Mihrap'ı yeniden konuk alacağım programa ama bu kez ağırlıklı olarak kendi bestelerini seslendirecek program. Bugün programda yine Adnan Genç aracılığıyla tanıdığım çok güzel sesli, çok güzel yürekli genç bir halk müziği yorumcusu arkadaşımı, sevgili Yeşim Kantekin'i konuk ediyorum. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum Ercüment abi, sevgiler. Az önce Adnan Genç'ten söz ettim. İşte Adnan abi seni bana önerirken az önce Kadriye Latifova'dan dinlediğimiz Elinde Kirez Dalı türküsünü yorumladığın videonu göndermişti. Bu türküyü programın sonunda senin yorumunla da dinleyeceğiz ama önce biraz kendinden söz etmek ister misin dinleyicilerimize? Elbette. Şöyle aslında müziğe dair kendimi ilk keşfim küçük yaşlarıma rast geliyor. Alevi kültürlü bir ailede büyüdüm. Dolayısıyla Alevi Bektaşi müziği zaten aslında müzikal anlamda da beni beslemeye küçük yaşlarımda başlamıştı. Ama kendime dair herhangi bir fikrim yoktu. Bir gün TRT'de Selda Bağcan Yesi Bağları türküsünü dinlediğimde söyledim. Ve aslında bunun bana kendimi ne kadar iyi hissettirdiğini o gün anlamış oldum ve o gün sonrasında da şarkılarla, türkülerle olan ilişkim daha da sıklaşmaya başladı. Bir defter yaptım hemen kendime. Öğrendiğim bütün türküleri o deftere kaydetmeye başladım ve hala da bu böyle devam ediyor benim hayatım için. Peki yerel kayıtlar derledin mi? Yani Tokat kökenli olduğunu biliyoruz. Orada yaptığın kayıtlar var mı? Araştırdın mı Tokat bölgesini? Evet, aslında kendi kültürüme dair müzikleri de küçük yaşlarımdan beri dinlemeye başladım. Ve şunu fark ettim, oradaki kadınların aslında gerçekten müzikle iç içe olduklarını ve hayatının içinde olduğunu ve diğer kültürlerle benzer hikayeler taşıdığını aslında müzik yapma biçimlerinin, yani tarlada çalışırken iş türküleri söylüyor olmalarının veya işte bir kız almaya giderken türküler söylüyor olmasının, düğünlerde, kına gecelerinde türküler olması ve bunun kadınların icra ediyor olması aslında diğer kültürlerde benzer özellikler taşıyor ve gidip gelmelerim, sürekli köye gidip geliyorum. Orada bazı türkülerin hala icra edilmiyor olduğunu gördüm. İşte buna dair birkaç türkü var. Birisini annemle birlikte kaydettik aslında geçen yaz pandemi sürecinde. Uzaktan olanaklarla kaydettik ve hala böyle aklımda olan 2-3
ezgi daha var ve kadınların söylediği ezgiler. Aslında biraz niyetim o bölgeyi tamamıyla dolaşmak ama henüz buna imkanım el vermedi. Umarım ilerleyen günlerde olur. Annemle birlikte söylediğimiz bir türkü, Kuşburnuyu Budarlar. Bizim yöreye ait, yani Tokat yöresine ait bir türkü. Amasya ve Yozgat varyasyonları da mevcut. Bahçeye indim güne, bahçeye indim güne, su bağladım bülbüle, su bağladım bülbüle. Dediler yar evlenmiş, dediler yar evlenmiş, geçinsin güle güle, geçinsin güle güle. Bizi bu tangolar, bizi bu tangolar, güzelse mesin diye, güzelse mesin diye. Boş burnu çiçe açtı, boş burnu çiçe açtı, dal verdi pürçe açtı, dal verdi pürçe açtı. Biz ayrılık bilmezdik, biz ayrılık bilmezdik, ayrılık gerçeği açtı, ayrılık gerçeği açtı. Sadece Türk halk müziği söylemiyorsun. Yani işte Anadolu'da yaşayan birçok dilde şarkılar söylüyorsun. Aslında kültürel coğrafya hepimizin de bildiği gibi çok çeşitli ve çok renkli. Bu gerçekten bütün hepimizin hayatında bence etkili olmuştur, bu renklilik ve çeşitlilik. Bir yemeğe çok çeşitli baharatlar katılması gibi o kadar keyifli ki o sesleri, o renkleri ve farklı müzik biçimlerini, icralarını duyuyor olmak ve müzik sever ve müzik dinleyen bence herkesin hayatında önemli bir yeri var. Bir de bu kültürel farklılıklar aslında yer yer çatışmalara neden olsa da bence Anadolu için büyük bir birlikte yaşama kültürünü de bu müzik kültürüyle, belki de en önemli burada müzik gerçekten önemli bir etken gibi geliyor bana. Müzik kültürüyle de bize taşıyor. Aslında biz bir arada yaşayabiliyoruz, barış içinde olabiliyoruz. Ve ben bunu şarkılarda ve o halk ezgilerinde çok hissediyorum. O yüzden kendimi de çok şanslı hissediyorum aslında Anadolulu olmak anlamında. Sen korolarla da çalıştığından söz etmiştin. Bunlardan bir örnek dinletebilir miyiz? Sen anons eder misin? Dafne Korosu aslında İstanbul'un çeşitli yerlerinde çalışıyoruz. Yani belirli bir çalışma mekanımız yok. Sinafi Trio'dan tanıyacağınız üzere Elena ile birlikte çalışıyoruz. Bir kilise korosu. Daha çok Rumca şarkılar söylüyoruz. Ama böyle Ermenice ve Ladino ezgiler de söyledik beraber. Şimdi Dafne Korosu'ndan bir Rebetiko şarkısı dinleyeceğiz. Apostolos Kaldaras şarkısı. Şarkıyı bir Cezayir şarkısı olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Nix
Atiko, Mariko Horo. Na haye so maura maya, na fili so hiriya, kya punya mario na dikya, na kuso mya bradya. Era trabu ya tagyeri, trabu di tu kamiyeri, sena viko afrikaniko. Sadece türkü ve şarkı söylüyorsun değil mi? Çaldığın bir çalgı var mı? Ya da öğrenmeye çalışıyor musun? Herhangi bir müzik aleti çalmayı düşünüyor musun? Bağlama çalmaya çalışıyorum. Bağlama eğitimi alıyordum. Aslında pandemi nedeniyle biraz sekteye uğradı. Önümüzdeki süreçte tekrardan yoğunlaşmayı düşünüyorum. Peki aldığın eğitimlerden söz eder misin? Nerelerde müzik eğitimi aldın? Öncelikle Türkiye Folklor Kurumu'nda repertuar dersleri aldım bir sene ve koroda bulundum. Orada koristlik yaptım aynı zamanda. Sonra Gürcü Sanat Evi çok sesli korosuyla tanıştım. Gürcü müziği de bu toprakların gerçekten çok ilgimi çeken bir yönüydü. Çok sesli müzik, polifonik anlamda bütün seslerin bir arada kendini ifade ediş biçimleri itibariyle de gerçekten ilgimi çekiyordu. 3 sene İberya Özkan Melaşvili eğitmenliğinde koroda bulundum. Ardından da Daphnes Kadın Korosu, onlarla birlikte 2 yıla yakın çalışmalarımız oldu. Bunun dışında da bazı konserler ve etkinliklerde çeşitli arkadaşlarla bir araya gelerek, grup kurarak geçmişte yaptığımız çalışmalar da oldu. Ve pandemi öncesinde de Ezgi Dostları adında bir grubumuz var. Onlarla da İstanbul, İzmir ve Almanya'da konserler yaptık çocuklar yararına. Yani maddi imkansızlıkları var olan çocuklara dayanışma amaçlı konserler düzenlemiştik. Ve kısa süreli aslında şan eğitimleri de aldım diyebilirim. Sırada hangi türkü var? Bir türkü arası daha verelim mi Yeşim? Evet, verelim. Suya gider allı gelin has gelin. Bir Ankara türküsü. Segah makamı. Öyle güzel bir türkü dinleyelim. Tamam. Gider al gelin, has gelin, has gelin. Topukların nokta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin ama. Topukların nokta nokta bas gelin, bas gelin. Bas gelin ama. Bu güzellik sade sana. Has gelin, has gelin. Bu güzellik sade sana. Has gelin, has gelin.
yandım, yandım, yandım ama. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım ama. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım ama. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım ama. Gider su testisin doldurur, doldurur. Suya gider su testisin doldurur, doldurur. Eve gelir gül benzini soldurur, soldurur, soldurur ama. Soldurur, soldurur, soldurur ama. İflah etmez bu dert beni, öldürür, öldürür. İflah etmez bu dert beni, öldürür, öldürür. Bilmiyor mu benim sana yandığım, yandım, yandım ama. Ellerin köyünde garip kaldım, kaldım, kaldım ama. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım ama. Kaldım, kaldım, kaldım ama. Hani Türkiye'de müzisyen olmanın zorlukları nedir Yeşim? Öncelikle şunu ifade etmeliyim Ercüment abi burada. Aslında müzik... Müzisyen olmak isteyen gençlerin bence en büyük handikapı daha baştan müzisyen olmaktan vazgeçmek oluyor. Çünkü hiçbir sosyal güvencesi yok, geleceğe dair hiçbir plan yapma özgürlüğü taşımıyoruz maalesef. Dolayısıyla ben de mesela hiç profesyonel anlamda müzisyen olmayı düşünmedim. Hep başka başka iş yerlerinde çalıştım. Yaşamımı devam ettirmem gerekiyor çünkü. Ve birçok müzisyen arkadaşımın da bu durumda olduğunun farkındayım. Zaten senin yazında da belirttiğin gibi aslında bu pandemi öncesinde de var olan bir sorundu. Pandemiyle birlikte derinleşti ve daha çok ifade edilmeye başlandı. Keşke böyle ifade etmesek tabii ki. Yani birçok müzisyenin intihar ettiği haberlerini duymasak. Bunun yani hakikaten Türkiye'de müzisyen olmak zor. Bir kere müzisyenlik zaten bir meslek olarak görünmüyor. Hem aslında toplum içinde, insanlar arasında görünmüyor. Devlet nezdinde de görünmüyor keza. Bunu şeyden anlıyoruz. Yani en son çalıştığı yer belge istemesi, çalıştığı yere dair belge istemesinden de anlıyoruz. Bu yardım yaparken değil mi? Devlet yardım verecek evet, ve devlet yardım bir bordrolu gibi düşünüyor herhalde müzisyenleri. Evet, evet, kesinlikle. Yani hakikaten zor. Umarım bu zorlukları daha çok dayanışma yaparak aşabiliriz. Yani bu anlamda bu dayanışma yaşatır konseri çok önemliydi. Hakikaten çok önemli bir çaba. Ben tekrardan hem sana hem de emeği geçen herkese çok teşekkür edeyim buradan da.
Böylesi dayanışma ve tabii bunu meslek örgütleriyle birlikte bunun bir meslek olarak görülmesi algısını da yaratabileceğimiz zeminleri de yaratmayı, konuşmak, tartışmak ve bunun için de çaba sarf etmek gerekiyor Elbette. diye düşünüyorum. Yani bu dayanışma konseri önemliydi ama yani bunlar kalıcı çözümler getirmiyor. Yani yüz binlerce insanın varlığından söz ediyoruz müzik sektöründe. Yani sadece müzisyenler yok yani. O anlamda çok daha kalıcı çözümler üretmek gerekiyor. Yani dayanışma konserleri, dayanışma hareketleri, eylemleri elbette ki önemli ama son derece yetersiz. Bu bağlamda yani hem Kültür Bakanlığı'nın hem de yerel yönetimlerin bu işe biraz daha önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca müzisyenler de kendi aralarında alternatif örgütlenme modelleri, tarzları da yaratmalılar diye düşünüyorum. Umarım yani bu bir bağlamda, bir anlamda çözülür bu sorunlar. Birlikte müzik yaptığın arkadaşlarım var. Ben YouTube kanalından izledim birçoğunu. Onlardan bir örnek dinletelim mi dinleyicilerimize? Evet, olur. Bahsettiğim Ezgi Dostları grubunda gitar çalan Mustafa Kemal Yılmaz. Onun da kendi özel çalışmaları var. Bazı çeşitli şiirlere besteler yapıyor. Hatta yakında bir albüm çalışması da çıkacak diye biliyorum. Onunla kaydettiğimiz bir Pir Sultan Abdal türküsü, Sivas Yıldızeli türküsü. Dostum dostumu dinleyelim. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dellere meyillerirsen oy. Kış ola bağlana yollarım dostum. Dostum, 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 gelsene canım. Kış ola bağlana yollarım, dostum, 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 dostum. İlahi olmaya bahçede bülbüller ötüyor uyan oy. Kula gölge isen Allah'a ayan oy. Senden ayrılalı gülmedin dostum. Dostum, 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 gelsene canım. Senden ayrılalı gülmedin dostum, 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 dostum. Sen
sensiz dünya malı neyleyim dostum, 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 gelsin. Adnan abiyle tanışmanız nasıl oldu? Adnan Genç'le Yeşim. Adnan abi, aslında ben Adnan Genç adını Adnan abiyle tanışmadan evvel duymuştum. Biz aynı iş yerinde çalışmışız farklı zamanlarda ve oradan tanıdığı insanlar vardı. Benim halamla da yakın ve samimilerdi. Halamdan zaten çokça duyuyordum kendisinin adını. Sonra o iş yerinden ayrıldıktan sonra ben Kadıköy'de bir kültür merkezinde çalışmaya başladım ve 8-9 ay orada bulundum. Adnan abinin Üç Deniz Kitabevi dönemleriydi o dönem. Erhan'la birlikte Kadıköy'deki bir kitap evi. Orada hemen hemen her gün kendisiyle görüşür haldeydik. Böyle bir tanışıklığımız başladı ve sonrasında da devam etti. Tabii yer yer görüşemediğimiz zamanlar oldu. Ama biz pandemi sürecinde her gün neredeyse aslında birçok arkadaşı, dostuyla da olduğu gibi bir şekilde iletişim halindeydik. Dolayısıyla eksikliğini inanılmaz çok hissediyorum. Tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. Hatta son günlerinde yine sen yanındaydın, hatırlıyorum bir gece. Covid şüphesiyle hastaneye yattığında seni aramış hemen. Sen de beni aramıştın o akşam. Yani çok zor ve sıkıntılı günlerdi ve sonra ne yazık ki hayatını kaybetti Adnan abi. Evet, maalesef göremedim o günde tabii. Maalesef pandeminin de böyle zamanlarını yaşamış olduk. Maalesef, maalesef. Bir küçük türkü arası daha verelim. Hangi türkü dinleyeceğiz Yeşim? Şimdi bir Muzaffer Sarı Sözen derlemesi, Şanlıurfa türküsü, Harman Yeri Sürseler dinleyelim. Oysa ne, oysa ne.
yavaş yürü, hoş yürü, esmer gaday ben alım. Yavaş yürü, hoş yürü, esmer gaday ben alım. Gel be. Şimdi sıra daha hangi türkü var Yeşim? Şimdi İlimon Ektim Düze türküsü var. Bu Orta Anadolu türküsü. Daha çok İlimon Ektim Taşa olarak da söyleniyor aslında. Ben yine Kadriye Latifova'dan dinlediğim versiyonuyla söylemek istedim. Şimdi istersen onu dinleyelim. Amanın bitmedi kaldı yüze vay. Amanın bitmedi kaldı yüze vay. Kız ben seni alırım limon yaraman. Kız ben seni alırım limon yaraman. Amanın ayrılık geldi bize vay. Amanın ayrılık geldi bize vay. İlimonum dedim nar geldi vay. Yandı da yüreğim kar geldi vay. Yârim beyaz kolları limon yaraman. Amanın sarıldıkça dar geldi vay. Amanın sarıldıkça dar geldi vay. İlimonum dedim nar geldi vay. Yandı da yüreğim kar geldi vay. Harmana limon yaraman.
fındık serdim harmana, limon yaraman. Amanın aşık oldum ben sana vay. Amanın aşık oldum ben sana vay. İkimizin derdini limon yaraman. İkimizin derdini limon yaraman. Amanın yazdıralım fermana vay. Amanın yazdıralım fermana vay. İl limonum dedim nar geldi vay. Yandık da yüreğim kar geldi vay. Yarın beyaz kolları limon yaraman. Amanın sarıldıkça dar geldi vay. Amanın sarıldıkça dar geldi vay. İl limonum dedim nar geldi vay. Yandık da yüreğim kar geldi vay. İl limonum dedim nar geldi vay. Yandık da yüreğim kar geldi vay. Kısa ve uzun vadede hedeflerin ne Yeşim? Yani dediğim gibi bu 2-3 tane derleme gibi, derleme diyebilir miyim tabii bilemiyorum ama onları kaydetmek istiyorum. Bir de kendime ait birkaç şarkı var, onları kaydetmek ve bir albüm yapmak isterim elbette. Peki yani radyo senin hayatındaki yeri nedir radyonun? Kısaca söz eder misin? Radyo dinler misin gün içerisinde? Ya da çocukluğunda radyo senin hayatın neresindeydi? Bugün nerede? Şöyle, aslında benim çocukluğuma çok rastlamıyor radyo. Yalnızca çünkü benim çocukluğumda daha çok tek kanallı televizyon vardı ve dedem sürekli TRT'yi izlerdi. Oradaki türküleri hatırlıyorum. Ama köye gittiğimde radyo çokça dinlenirdi. Oradan tabii bir aşinalığım var. Fakat sonra işte bu benim müziğe olan ilgimi fark etmemle birlikte radyoyu daha sıklıkla dinlemeye başladım. Daha alternatif radyoları bulmak, oradan dinlediğim türküleri, bilmediğim türküleri not alıp hemen onları araştırmak gibi böyle çabalarım oldu. Radyo gerçekten bu anlamda çok besleyici oluyor. Son zamanlarda da aslında uzun zamandır, yıllardır Açık Radyo dinliyorum yani gün içinde. Böyle hem bir iş yaparken aklıma gelen ilk şey radyo dinlemek oluyor. Bu anlamda çok besleyici her açıdan aslında. Açık Radyo'nun besleyici tarafları sadece müzikal anlamda değil, benim başka duyarlılık taşıdığım mevzularda da örneğin daha çok içselleştirmemi sağlıyor meseleleri. Örneğin türlere yaşam hakkı mesela. İklim meselesi veya değil mi? Evet, iklim meselesi. Önemli bir, zaten başka kanalda yok gibi şu anda maalesef izleyebileceğimiz alternatif veya dinleyebileceğimiz. Peki, sen bir kediyle aynı evi paylaşıyorsun. Yani nasıl bir duygu? Kediyle aynı evi paylaşmak ve aslında hep düşündüğüm bir meseleydi. Pandemiyle birlikte bana arkadaş oldu sağ olsun ve gerçekten çok iyi geldi Ercüment abi. İyi ki gelmiş, çok iyi hissettiriyor bana. Gerçekten öyle. Güzel bir duygu. Bir şey soracağım. Bu hani Adnan Genç bir videonu yollamıştı işte senden söz ederken bana. Orada elinde Kirez Dali türküsünün sonunda Kadriye Latifova'ya bir gönderme var. Söz etmek ister misin? Senin için neydi önemi bu türkünün ve Latifova'nın? Ne diyebilirsin Yeşim'ciğim? Kadriye Latifova'yı ilk duyduğumda gerçekten inanılmaz beğendim. Ve günlerce dinledim diyebilirim. Sadece onu dinledim günlerce. Ve hem sesi
Hem de o müziğin kendi içindeki ahengi başkaydı. Ya biraz müzik hakikaten aşk meselesi gerçekten. O aşkın içine dalınca da bir umman gibi onun içine daldıkça da dalmak istiyor insan. Dolayısıyla bir de kadın sesleri çok ilgimi çekiyor. Bunu tabii kadın veya erkek sesi olarak müziği ayrıştırma anlamında söylemiyorum ama mesela müzik tarihine baktığımızda da dünyanın, evrenin anlamlandırılması aslında müziğin tarihiyle de paralel ilerleyen bir serüven. Kadınların da bu anlamda çok önemli katkılarının olduğunu düşünüyorum. Maalesef tarih yazıcıları çok bunlara yer vermemişler. O Evet. yüzden içimde bir hassasiyet var kadın seslere dair. İşte Kadriye de o geçmişteki 70'li yıllardaki o bütün insanlara, Bulgaristan'daki her insana o kadar etki etmiş ki o bıraktığı etki bende de çok etkileyici oldu. Dolayısıyla tarihten bir sesti benim için. O Çok anlamda güzel. hazin bir sonu var yani. 34 yaşında işte 1962'de trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Evet, Yani çok evet, kısa evet. bir döneme sığdırdığı çok güzel bir şey çalışması var işte. Yani 500'e yakın türkü seslendirmiş. 200 civarında türküyü kayıt altına almış. Kayıt Bu altına Gülistan almış, Halk evet. Şarkısını. Evet, böyle Aynen. hazin bir son. Onunla ilgili şeyi söylemek istiyorum aslında. Çok bunu mesela ben elimde Kireç Deli türküsünü kaydettikten sonra fark ettim. 34 yaşında vefat etmiş. Ben de bu türküyü Merih Aşkın'la kaydettik. Kaydetmeye başladığımda 34 yaşındaydım. Yani benim biraz aslında müziğe ciddi anlamda başlamam onun bitimi gibi olmuş. Böyle bir tesadüf de oldu. Sonra yani bir hüzün hissettim elbette bunu fark ettiğimde. Değil mi? Kendisi önemli işler yapmış. Dinleyicilerimiz senin yaptığın türkü kayıtlarını, şarkı kayıtlarını nereden izleyebilir? Onlara bir sosyal medya adresin var mıdır? Verebilir misin? YouTube'a atıyorum kayıtlarımı. Yeşim Kantekin yazarak YouTube'a aslında kanalıma abone olup oradan da dinleyebilirler. Ayrıca Instagram'dan ve Facebook'tan ve Twitter'dan da yeni bir çalışma yapmışsam paylaşıyorum. Orada da Yeşim Kantekin adıyla bulunabilir. Tamam, peki. Ama tabii herhalde ben en azından bir albümden dinlemek istiyorum bir gün. Hem güzel sesini hem işte ne diyeyim, kendi çalışmalarını, yöresel araştırdığın Tokat yöresi türkülerini. Umarım o da bir gün olur Yeşim. Umarım Ercüment abi. Çok teşekkür ederim. Son söylemek istediğin bir şey var mı dinleyicilerimize? Ne demek istersin? Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel bir dünyada ve bütün canlıların eşit, özgür olduğu bir dünyada yaşayabiliriz ve bolca şarkılar söyleriz. Çok teşekkürler. Umarım. Çok sağ ol davetimi kırmayıp geldiğin için. Güzel türkülerini, şarkılarını bizlerle paylaştığın için. Umarım Ben yeniden bir teşekkür araya ederim. gelelim Babil'den sonra da, olur mu? Hani mesela albümünü konuşuruz bir sonraki programda umuyorum. Çıkacak olan albümünü. Çok Umarım teşekkür. dilerim ben de. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Görüşmek Ercüment. üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ ol Yeşim. Görüşürüz. Bugün de Babil'den sonra programın sonuna geldik. Bugün programda çok sevdiğim genç bir müzisyen arkadaşımı, sevgili Yeşim Kantekin'i konuk ettim. Onunla müzik yaşamı üzerine muhabbet ettik. Ne güzel sesinden güzel türküler dinledik. Tanışmamıza vesile olan ve geçtiğimiz ay hayata veda eden sevgili abimiz Adnan Genç, Adnan Genç'in kulaklarını çınlattık. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programın başında Kadriye Latifova'dan bir türkü dinlemiştik. Elinde kirez dalı. Programın sonunda bu türküyü bu kez sevgili Yeşim Kantekin'in sesinden dinleyeceğiz.
Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı ve huzurlu geçireceğiniz bir hafta diliyorum. Esen kalın. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.